250 bin sosyal konut projesi kapsamında başvuruların ardından kurada öncelik sağlanacağı ve bunun için para talep edildiği yönünde dolandırıcılık girişimleri arttı. Toplu Konut İdaresi'nden de bu konuda bir uyarı var. Ayrıntıları alacağız A Haber ekibinden. Mehmet Sabri Uğurbaş'a kulak verelim. Mehmet Sabri, söz sende. Banu, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi, dar gelirliler için 250 bin konut inşa edilecek ve 13 Eylül çarşamba gece saatlerinden itibaren başvurular başlamıştı. Geldiğimiz noktada da milyonlarca kişi projeden faydalanabilmek için Toplu Konut İdaresi'ne başvurdu. Başvurularda E-Devlet Sistemi ve Ziraat ile Halk Bankaları aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Tabi bu yoğun ilgi dolandırıcıların da iştahını kabarttı ve vatandaşlarla bazen şahsi, bazen telefon aracılığıyla, bazen de internet aracılığıyla irtibata geçen kişiler hakkında şikayetler ortaya çıktı. Bu kişiler irtibata geçtikleri ve toplu konut, sosyal konut projesine başvuran vatandaşlardan kurada öncelik tanıyabileceklerini, ancak bunun için kendilerine bir kapora ya da öncelik ücreti adı altında bir bedel talep ettikleri ortaya çıktı. İşte tam da bu noktada Toplu Konut İdaresi bir uyarı yayınladı. Bu uyarıda da vatandaşların kesinlikle bu tür girişimlere itibar etmemesi gerektiği ve bu tür girişimlerle karşı karşıya kaldıklarında da mutlaka savcılığa suç duyurusunda bulunmaları gerektiği yönünde uyarı yapıldı. Çünkü dolandırıcılar bu noktada sosyal konuta başvuran vatandaşlara hedef almış oluyor. Diyor ki dişinden tırnağından arttırdıkları paranın da dolandırıcılara gitmemesi adına bu uyarı gerçekleşmiş oldu. Toplu Konut İdaresi kurada öncelik vaadiyle para talep eden hiç kimseye itibar edilmemesi gerektiğini ve bu durumda da karşılaşan kişilerin suç duyurusu yapmaları gerektiğini vurgulamış oldu. Bir noktaya daha değindi. Bu da başvuruların ve başvuru sonrasında olası hak sahiplerinin devir teslim, sözleşme imzalama gibi tüm işlemlerinin de yine tıpkı başvuruların yapıldığı gibi Ziraat ve Halk Bankalarının yetkili şubeleri aracılığıyla yapılacağını, dolayısıyla herhangi bir dışarıdan vakıf, dernek ya da şahsın bu sürece müdahil olmayacağını bir kez daha vurgulamış oldu Toplu Konut İdaresi yaptığı uyarıda. Ve doğru bilgi alabilmek için toki.gov.tr ve TOKİ çağrı merkezi olan 444-8654'ü aramaları gerektiği uyarısı yapıldı vatandaşlara. Vatandaşlar aklını karıştıran bir konu olduğunda da işte bu kanallar vasıtasıyla Toplu Konut İdaresi'ne ulaşarak bu soru işaretlerini giderebilecekler. Dolayısıyla dolandırıcılara itibar edilmemesi gerektiği uyarısı yapıldı. Vatandaşların mutlaka ve mutlaka savcılığa suç duyurusu yapmaları gerektiğini bir kez de biz de hatırlatmış olalım diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım.